Lan biriniz durun be. Otostopçular da bu vatanın bir evladı. Lan hadi otobanda almadınız. Burada niye almıyorsunuz? Ulan 1,5 sene askerlik yaptığımız yetmedi. Bir de burada askerlik yapıyoruz anasını satayım. Lan inşallah bir gün senle kalırsın yolda. Gerçekten çok güzel oluyormuş. Ne? Ya ben kesin öldüm cennetteyim, sen de meleksin değil mi? Önemli bir şeyiniz yok herhalde. Olur mu canım? Koskoca kamyon çarptı. Galiba kolum kırıldı benim, galiba kolum kırıldı. Tamam, yardım edeyim de kalkın. İlk yerleşim bölgesinde bir hastane buluruz mutlaka. Bu arada gerçekten sana çok teşekkür ederim, hayatımı kurtardın. Bu arada bir araba dolusu yarmadan dayak yediğim ve ettiğim tüm sistemleri unutalım bu. Bir şey mi dedin? Yok bir şey demedim. Yani sadece Tanrı'nın şanslı kulu olduğum için Tanrı'ya dua ediyordum. Ya bunlar nasıl insanlar anlamıyorum. Birine çarpıp yol ortasında öylece bırakıp gidebiliyorlar. Bunlar insan falan değil. Şahsen birine ben çarpsam, yani bırak hastaneye götürmeyi, check-up'tan bile geçiririm. Peki plakasını alabildiniz mi bari? Yok, yok. Yani havada taklalar atarken hiç aklıma gelmedi, inan. Haklısın, hem de saçma bir soruydu. Ya. Araban güzelmiş. Kolun kırılmamış mıydı senin? Kolum, evet kolum kırıldı galiba. Belki de çatladı bilmiyorum ama çok acıyor. Ya koskoca yolda nasıl çarptı sana? Hala anlamış değilim. Otobüs şoförlerini bilirsin. Tek rakipleri Türk Hava Yolları. Neden durdun? Otobüs mü? Sen yerde yatarken bana kamyon çarptı demiştin. Kamyon. Kamyon, evet kamyon. Ama ben travmanın etkisiyle ne söylediğimi bilmiyorum. Galiba sayıklıyor olabilirim, biliyor musun? Senin kolun falan kırık değil, değil mi? Sen kaza falan da geçirmedin, değil mi? Ya... Tamam, evet kaza falan geçirmedim. Ya kolum falan da kırık değil. İn aşağı. Ya ne fark eder ki? Yani sen yolda kalmış birine yardım etmez misin? Ha, böyle tezgahlar çeviren yalancılara etmem. İn aşağı. Beni böyle dağ başına bırakacaksın yani. Aynen öyle. Çocukken elma ağacından düşmüştüm. Burada bir tane sıyrım var. O senin için yeterli olur mu? İner misin?
Burası da dağ başı mı ne? Seninki de şans işte. Tamirden anlayan tek canlıyı biraz önce arabadan attın. Tamirden anladığım falan yok. Yine yalan söylüyorsun. Karargah destek bölüğü araç kademe komutanı Asteğmen Tamer Erdemir. Neyse hadi sana kolay gelsin. Bir dakika bekler misin? Gerçekten tamirden anlıyor musun? Ya bak seni arabada indirdiğim için özür dilerim. Bir anlık öfkeydi işte. Beni böyle dağ başına bırakmayacaksın değil mi? Bu laf bana tanıdık geldi biliyor musun? Ha biraz önce ben sana söylemiştim değil mi? Evet. Ya tamam uzatma özür diledim işte. Sen arabayı tamir et ben de seni götüreyim. Tamam. Tamir ederim ama bazı şartlarım var. Şartlar mı? Arabada benim istediğim müziği dinleyeceğiz. Tamam. İlk konaklama yerinde bana bir yemek ısmarlayacaksın. Tamam. Ve masaj. Hop hop. Tamam. Geçtirek sana. Çevir konta. Şimdi çevir. Nasıl bu kadar güzel bir kızı bu kadar insafsız yapabildin ya?